böyle programlar yazardım, testler yazardım. Ve çok bana yaşlar bunlar için. Hocam sanki Eyvallah da değil. Peki, bir fotoğraf çekin. Şimdi ben... ...yaptıkları için, stajlarını orada yaptıkları için orada istihdamları mümkün oldu. Bu bizim açımızdan oldukça önemliydi. Çünkü klasik açısından olsun hem de diğer alanlarda, diğer enstitü açısından da... Biz Dicle Elektrik olarak işte bölgede 6 ilde yaklaşık 6 milyon nüfusa hizmet vermeye çalışıyoruz. Bölgemizin içinde bulunduğu durum, her açıdan içinde bulunduğu durum, hem sosyo-kültürel açıdan hem de coğrafik açıdan dağıtım anlamında en ülkenin en zorlu bölgesini özelleştirmeden alan bir kurumuz. Tabii bir sürü dağıtım faaliyeti yanında bizim için çok önemli olan iki tane unsur var. Birisi sahip olduğumuz insan kaynağı, ikincisi teknoloji. Biz de bölgemizdeki bütün üniversiteler başta olmak üzere diğer eğitim kurumlarıyla bu konuda çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Biz bir kamu hizmeti üretiyoruz. Biz özel sektör şirketiyiz. Bir özel sektör şapkamız var ama kamu hizmeti, elektrik dağıtımı gibi çok önemli bir kamu hizmeti üretiyoruz ve bunu da çok iyi bir şekilde sağlamamız lazım. Biz şirketimizi bölgemizdeki gençlerin tercih ettiği, severek tercih ettiği bir hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu sene de 10. yılımız. 10 yılda çok iyi noktalara geldik. Dünyamızda yaklaşık 500 tane mühendis arkadaşımız var. Hani övünerek ve sevinerek söyleyeyim ki bunun 370-380 tanesi Dicle Üniversitesi kökenli arkadaşımız. Aslında biz iki paydaştan ziyade bir aile gibiyiz bu anlamda baktığınızda. Her iki tarafa da ciddi kazanımlar getiren protokollerimiz var, çalışma şeklimiz var ama bundan daha önemlisi Diyarbakır başta olmak üzere birlikte bölgeye çok değer kattığımızı düşünüyorum. Teknolojik anlamda biz dağıtım şirketleri içinde akreditasyon alan, Ar-Ge akreditasyonu alan ilk firmayız. Çok ciddi sizlerden mezun olan, bizim bünyemize katılan, hatta intern mühendislerimizin de katkı sağladığı çok ciddi Ar-Ge projelerimiz var. Çünkü dağıtım şirketlerinin eninde sonunda gidecekleri nokta telekomünikasyon şirketleri gibi birer teknoloji şirketi olmak zorundayız. Burada da en büyük girdiğimiz siz üniversiteden mezun ettiğiniz ya da son sınıfta hocamın belirttiği gibi intern olarak bize başlayan genç arkadaşlarımız. Üniversitelerin temel unsuruna bir tanesi eğitim öğretim faaliyetleri diyoruz. İşte eğitim araştırma kısımları, topluma katkı süreci. İlk günden itibaren açıkçası bunları en iyi şekilde yerine getirmek isterken de özellikle siz sevgili öğrencilerimizin hayata atılırken neler bekliyor ya da neler beklemiyor onları iyi bir süreçte bilmeniz gerekiyor. Bizim ciddi bir manada uygulamak istediğimiz bu 7+1 ya da 3+1 uygulaması var. Mümkünse son dönemi tamamen sahada geçirmeniz. Bu özel sektör olur, devlet kuruluşları olabilir. Orada geçirmenizdir. Bizim de bunu en iyi uyguladığımız yerlerden bir tanesi Mühendislik Fakültesi.